Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle 2019'dan itibaren kaldırılacak olan AKK ya da AKN olarak da bilinen kota meselesini konuşacağız. Malum geçtiğimiz yıllarda hayatımıza giren bir kavram da bu AKK, yani adil kullanım kotası ya da AKN olarak bilinen. Biz şimdi genel kota diyelim, adil kullanım noktası olarak da geçiyor. Kotalar hayatımızda ciddi bir sıkıntı oluşturmaya başlamıştı. Neden? İlk çıktıkları yıllarda hani 50 GB, 100 GB kulağa hoş geliyordu ve birçoğumuz için yeterliydi. Ancak gelişen teknoloji, dosya boyutlarının artması, işte Netflix gibi, Spotify gibi platformların yükselmesiyle beraber artık çok ciddi bir data tüketir hale geldik biz. Evimizde de, iş yerimizde de, cebimizde de hakeza. İşte bunlarla ilgili olarak evdeki sabit internetimizde bir kota koyulmuştu. Şimdi bu kotalar 2019'dan itibaren kaldırılıyor. Birçok operatör, birçok internet servis sağlayıcı zaten konuyla ilgili duyurusunu yaptı. Aslında bunlar birazcık komik geliyor bize. Neden? Çünkü zaten BTK, yani Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2019'dan itibaren, yani 1 Ocak 2019'dan itibaren kotaların kalkacağını söylemişti. Zaten o söylediği için de mecburen tüm internet servis sağlayıcılar da bu kurala, bu kanuna uymak zorundalar. Kotalar kalkıyor. Ne olacak? Yani 1 Ocak sabahı biz uyandığımızda ne olacak arkadaşlar? Sizin kotanız kalkmış olacak. Yani diyelim ki 100 GB bir kotanız var. İşte 25 megabit internetinizin olduğunu varsayalım. 1 Ocak'tan itibaren kota sınırınız kalkıyor. Şimdi tabii herkesin aklında sorular var. Bize Twitter'dan da, sosyal medyadan, farklı kanallardan, YouTube'dan, şuradan buradan soran insanlar oluyor. Gerçekten kalkıyor mu? Başka bir şey çıkar mı bunun altından, ki genelde bize böyle şüpheci yaklaşıyoruz bu tip konulara, ki haksız da sayılmayız, o da ayrı bir konu. Gerçekten de kalkıyor. Evet, bunda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani kotamız kalkacak. Artık kota kullanmayacağız. Kotasız internetimiz olacak. Fakat şöyle bir durum var. Onu baştan bir söyleyelim. Diyelim ki sizin bir taahhütünüz var. Örnek verelim. Mayıs ayına kadar süreceğini varsayalım bu taahhütün. Yani Mayıs 2019'da bitecek olan taahhütünüz var. O tarihe kadar siz aynı ücretten, fiyat da artmıyor bu arada, aynı şekilde devam ediyor. Hem Turkcell hem Türk Telekom, ki zaten ikisi hemen hemen sektörün en önemli iki markası. İşte Türknet, Kablonet ve diğer bütün işte Millennium gibi servis sağlayıcılar da açıklamalarını yaptılar. Kotalar aynen, kotalar kalkıyor. Fiyatta da bir değişiklik olmuyor. Fakat şöyle bir ince nokta var. Diyelim ki Mayıs ayına kadar devam eden bir taahhütünüz var internet için. Mayıs ayından sonra fiyat ne olacak? O şu an belirsiz. Muhtemelen güncel duruma göre bir fiyat ayarlaması, ki genelde yukarı doğru olur bu ayarlama, olacağını tahmin ediyorum ben. Ama bu hani ne kadar olur? İşte enflasyon %23 oranında belki o kadar bir artış olacaktır. Yani şu an 60 lira verdiğiniz pakete belki 75 lira vermek zorunda kalacaksınız taahhütünüz bittikten sonra. Ama bunun dışında kotaların ortadan kalkacağını söylüyor. Tabii 1 Ocak olmadı. Biz bu videoyu 6 Aralık'ta çekiyoruz. Yaklaşık bir 25-26 gün sonra 1 Ocak olacak ve 1 Ocak'tan sonra da ne olacağını tam olarak kesin olarak söyleyemiyoruz, ama kotalar kalkacağını söyleyebiliriz. Hayatımıza ne değişecek? Artık kotayla uğraşmayacağız. Çünkü ne oluyordu? Kota varken hızımız düşüyordu ya da internetimiz kapanıyordu tamamen paketine göre değişmekle beraber, ki genelde hızın düşme opsiyonu daha çok tercih ediliyordu. Hızımız düşüyordu. Artık hızımız düşmeyecek. Ama şunu söyleyebilirim ki 1 Ocak 2019'dan itibaren farklı bir internet internet mantığıyla kullanmaya başlayacağız internetimizi. Çünkü muhtemelen servis sağlayıcılar da paketlerini ve fiyatlarını bu yeni mantığa göre düzenleyecekler. Ancak şu anda çok net bir bilgi yok. Var olan abonelerin nasıl devam edeceği, yani taahhütler bittikten sonra nasıl devam edeceği konusunda operatörlerin, servis sağlayıcıların resmi bir açıklaması bulunmuyor. Taahhütler devam edecek, onu da söylüyorum. Zaten hukuken göre devam etmesi gerekiyor, kanunun devam etmesi gerekiyor. Ama 1 Ocak'tan sonra ne olacağı konusunda bizim de, hani kotaların kalkmanın dışında hayatımıza ne gibi farklılıklarını getireceği konusunda bizim de çok bir fikrimiz yok. Ama muhtemelen yaşayarak hep beraber göreceğiz. Gerekli videoları da yine, içerikleri de yine o döneme geçtikten sonra da yine kanalımızda paylaşacağız. Siz de konuyla ilgili görüşlerinizi, yorumlarınızı bu videonun altına yazabileceğiniz gibi www.teknolojioku.com adresinden de bizlerle paylaşabilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.